AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Şanlıurfa'da vatani görevini yapan, tezkeresine 20 gün kala geniz eti ameliyatı sırasında kalbi duran ve geçtiğimiz günlerde gözyaşları arasında defnedilen Jandarma Onbaşı Hasan Taş'ın ailesi ve Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisi Fatih Arslan Mirza'yı evinde ziyaret etti. Ziyaretlere Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven ve yönetiminin yanı sıra Bafra Belediyesi Meclis üyeleri ve partililer de katıldı. İşte. Jandarma Onbaşı Hasan Taş'ın ailesine taziyede bulunan heyet, okunan Kur'an ve duaların ardından Özel Harekat Polisi Fatih Arslan Mirza'ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ziyarette yaptığı konuşmada terörün son çırpınışlarının yaşandığını söyledi. Sonrası aslında seçim sonuçlarından yola çıkarak belki bu ülkede bir hükümet boşluğu doğar mı diye belki umut edip ellerini ovuşturanlar, açıkçası hem hiçbir hükümet boşluğu doğmadığı gibi aynı zamanda terörle mücadele konusunda çok ciddi bir çalışma başlatıldı. Bununla birlikte evlatlarımızı kaybettik, şehitlerimizi verdik, yüreğimiz yandı, acılar çektik. Ama inşallah dediğim gibi bu mücadelemiz terör belasından ülkemiz tamamen kurtuluncaya kadar devam edecek. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da terör propagandası yapan akademisyenleri kınadığını belirtti. Terörün silahlı yüzüyle karşı karşıya değiliz. Kendilerine akademisyen diyenler, kendilerine araştırmacı diyen bir grup insan, tırnak içerisinde söylüyorum bu ifadeleri, teröre ve teröriste açık bir şekilde destek verici beyannamenin ifadelerin altına imza atmışlardır.